Network marketing bir satış pazarlama stratejisidir ama satışla ilgisi yoktur. Böyle deyince kulağa biraz garip geliyor, bunu anlıyorum ama network'te büyük organizasyon kurmak için bir pazarlamacı ile network'ın arasındaki farkları iyi anlamak lazım. Bunları merak ediyorsanız gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Wow. Network marketing'i ilk duymamda aslında annem vesile olmuştu. O zamanlar sanırım ortaokuldaydım. Hatırladığım şey, aklımda kalan, sürekli her hafta eve katalog gelirdi. Annem bir yerden sürekli sipariş verirdi, sürekli bir ürünler gelirdi ve evin bir bölümünü market gibi sadece oraya ayırmıştı. Eve sürekli ev hanımları geliyor, arkadaşları geliyor, annem sürekli ürünlerini gösteriyor, satmaya çalışıyor. Bazen satıyor, bazen satamıyor. Yani benim aklımda kalan şey, network marketing, markette satmak yerine evde satmakla aynı şeydi. Yani ben o zamanlar ne eğitim gördüm, ne duydum, ne toplantı, ne liderlik, ne ağ kurmak, İşte kopyalamak, yani bunların hiçbiri yoktu. Ha markette satılmış, ha evde satılmış. Yani benim için network marketing buydu. Sonra üniversiteye başladığımda ve davet aldığımda network marketing hakkında direkt beynimde bu canlandı, yani bu anılarım canlandı. Ve dedim ki bu bir pazarlama. Yani elime katalog alacağım, evim bölümünü buna ayıracağım ve gelen insanlara bu ürünleri sürekli satmak zorunda kalacağım. Bu benim tercih ettiğim bir şey değildi. Yani bunu da söylerken yanlış anlaşılmasın. Pazarlama kötü bir şeydir demiyorum ya da satış pazarlama yanlıştır demiyorum. Bu videoyu izleyen eminim birçok insan var. Firmalarının kaliteli ürünlerini sürekli çevrelerine satıyorlar, pazarlıyorlar. Bu yanlış değildir ama bu pazarlamadır. Network marketing'in bununla ilgisi yoktur. Peki neyle ilgisi var derseniz, network marketing aslında ciddi bir ilişkiye başlamak gibidir. Eğer bir kişiye bir ürün satarsanız bir kere satmış olursunuz. Ama eğer bir kişiye fikri satarsanız, eğer onunla zaman geçirip ilgilenirseniz, eğitirseniz bir kişiye değil 1000 kişiye ulaşırsınız. Bunu sizin için birazcık basitleştireyim, bir örnek verelim. Ne dedim? Yani bir ilişkiye benzetebiliriz, bir ilişkiye başlamaya benzetebiliriz. İlişkiden kalsın, duygusal bir ilişkiden bahsediyorum. Bir senaryo yazalım. Mesela erkekler adına konuşayım. Diyelim ki bir kız arkadaşınız var ve ona evlilik teklifi edeceksiniz. İşte diyorsun ki, işte seni aya çıkaracağım, gezegene göndereceğim, dünyanın neresinde istiyorsan seni orada yaşatacağım. İşte sabah kahvaltımızı Londra'da yapacağız, işte 5 çayını Hong Kong'da içeceğiz, akşam yemeğimizi Amsterdam'da yiyeceğiz. Bunlar için endişelenmene hiç gerek yok, zaten özel jetini aldım bile, direkt bununla istediğin yere uçabiliriz. Bunun yanında sana bir tane platin kart vereceğim, sınırsız harcama ve alışveriş yapma özgürlüğün olacak. Ayrıca parmağını bile oynatmana gerek yok. Çünkü zaten senin yerine işleri yapsın diye iki tane hizmetçiyi ayarladım bile. Karşınızdaki kıza böyle vaatleri verirseniz ne olur? Muhtemelen evlilik teklifinizi kabul eder. Ama evlendikten sonra bunların olmadığını, bunların yerine tuvaleti temizlemesi gerekiyor, her gün yerleri süpürmesi gerekiyor, yemek hazırlaması gerekiyor, çocuğa bakması gerekiyor ve bahsettiğiniz Amsterdam, Hong Kong, işte Paris, Londra'yı da sadece televizyondan görüyor. Ne olur bununla karşılaştığı zaman? Bir süre sonra sizi kapının önüne koyar ya da kendisi bavulunu alır, ailesinin yanına geri döner. Doğru mu? Yani sizden ayrılır. Peki bu kişiyi başka bir kişi tarafından yine aynı şekilde vaatler verilerek evlilik teklifi alsa ne olur? Bu sefer kabul eder mi? Tabii ki kabul etmez. Potansiyel iş ortaklarınıza, sponsorlarınıza da bu gözle bakmanız lazım. Network marketingin neler kazandırdığını, birçok insanın hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatmayalım. Hayır, tabii ki anlatmamız lazım. Network marketing'in avantajlarını, neler vaat ettiğini, nelere ulaşabileceğimizi insanlara anlatmamız lazım. Ama insanların sadece evet demesi için o toz pembe tabloyu böyle ballandıra ballandıra anlatarak bunun karşılığında gerçeklerden, yani gerçeklerden kastım insanların neler yapması gerektiğinden bahsetmezsek insanları daha başlamadan kaybetmiş oluruz. Yani gerçeklerden kastım bu biraz önceki verdiğim örnekle ilgili yanlış anlaşılmasın. Birine evlilik teklifi yapacaksanız ona yapacağınız sırada işte evleneceğiz ve sen çocuklara bakacaksın, yerleri süpüreceksin, işte her gün yemek yapman gerekiyor, ütü yapman gerekiyor, camları sileceksin derseniz zaten bu yalan olur o evlilik. Yani o yüzden gerçeklerden bahsedelim derken bu konuda değil. Bunu yapmayın, bu tehlikeli. Ama network marketing'de potansiyel ortaklarınıza çalışmak için insanlara en azından işte bir süre fedakarlık yapılması gerektiğini, bu ticaretin kuralları olduğunu, eğitimlerin ve toplantıların ciddi olduğunu ve bunlara katılınması gerektiğini anlatmanız gerekir. Çünkü network marketing bir veya birkaç kişiye ürün satmakla ilgili değildir.
Eğer güçlü bir satış organizasyonu kurmak istiyorsanız insanlarla ilişki kurmaya odaklanmalısınız. İlişki kurmaya odaklanırsanız zor zamanlarda, sıkıntılı süreçlerde sizi ve kendi işlerini kolayca terk etmezler. Vazgeçmezler hemen. Ama sadece satış yapmaya odaklanırsanız insanlar bir süre sonra vazgeçebilir ve bu da sizin güçlü bir organizasyon kurmanız önünde bir engel, bir sorun olur. Bundan 5-6 sene önce Dubai Doğrudan Satış Derneği'nin Dubai'de bir konferansı olmuştu. Dünyanın her yerinden, Türkiye'den de birçok firma oraya katılmıştı. Farklı firmadan liderlerle beraber biz de o toplantıdaydık. Bu konuyla ilgili liderlerden bir tanesi, hangi firmadan olduğunu hatırlamıyorum şu an ama sahnede bir anısını anlatmıştı. Yani diyor takıma yeni katılanlardan biri işte ısrarla görüşmek istiyor. Bu da zaman ayırıyor, görüşüyor onunla. Diyor ki işte ben takımımı nasıl büyüteceğimi bilmiyorum, takıma yeni insanları nasıl katacağımı bilmiyorum. İşte bana püf noktalarını öğretir misin diye sorular soruyor. İşte bu kişi de soruyor ona yani sen daha hiç takımını kuramadın mı ya da kimse yok mu senin takımında? Ya da hiç tanıtım yapmadın mı diye soruyor. O adam da diyor yok aslında takımım var benim takımımda 5-10 kişi var. Hepsini kendi gitmiş, kendi kayıt etmiş ve bırakmış. Yeni kişileri nasıl kayıt edebilirim diye liderine danışıyor. Onun da verdiği cevap yani tamam satış yapmak, tanıtım yapmak, yeni sponsorlar edinmek iyi bir şeydir. Ama artık bu süreden sonra zamanının büyük çoğunluğunu takımına katılmış yani sana evet demiş organizasyonuna katılmış insanlara ayırman gerekir. Çünkü sen bir yere kadar satış yapabilirsin. Bir yerden sonra artık o insanlarla ilgilenemezsin. O yüzden takımındaki 5-10 kişiyi yetiştirirsen hem onlarla sorumluluğu paylaşmış olursun hem de onları eğitmiş olursun diye bir cevap vermişti. İnsanları satışa yönlendirmenin ne zararı var ki? İnsanları satışa yönlendirmenin aslında bir zararı yok. Ama sadece satışa odaklamanın bir zararı var. Yani mesela sürekli satış yaptığınızı düşünün. Takımınızda yeni insanlar katılıyor. Siz o insanlarla ilgilenmiyorsunuz ve hala yeni birilerini katmak için uğraşıyorsunuz. İnsanlara da bunu göstermiş oluyorsunuz. Bunu kopyalamış oluyorsunuz. Ama bu durumda bir süre sonra kimseye eğitimi, ilişki kurmayı, takımı büyütmenin kurallarını öğretmediğiniz için bu sorumluluk sadece size kalacaktır. Ve bu asla devredilmeyen bir sorumluluk haline geleceği için bir süreden sonra takımınızın kalitesi azalacaktır. Büyük ihtimalle de küçülmeye gidecektir. İnsanların bakış açısını, zihniyetini satış pazarlamacıdan networker'a, kendi işinin patronu olmaya, bir lider olmaya değiştirmek istiyorsanız o insanlarla zaman geçirmeniz, o insanları eğitmeniz gerekiyor. Tabii ki bu demek değil ki takımınıza birkaç kişiyi alıp her şeyi bırakın, onların başında durun ve sadece onlara emir verin ve onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyinden kastetmiyorum. Unutmayın network marketing'de her şey kopyalanır ve kötü olan davranışlar daha kolay kopyalanır. Tabii ki siz de eğer çalışan bir takıma sahip olmak istiyorsanız çalışan bir lider olmanız gerekir. Ama buradaki önceliğimiz hakkında konuşuyoruz. Yani yeni organizasyonunuza yeni insanlar dahil edebilirsiniz, tanıtımlar yapabilirsiniz. Bu konuda liderlerinize danışmanız gerekiyor. Liderlerinizin tavsiyesi ve yol göstermesiyle ilerlemeniz gerekiyor. Ama burada bahsettiğimiz konu öncelik meselesi. Eğer takımınızda birileri varsa önceliğiniz o insanlarla zaman geçirmek, onları güçlendirmek, onları eğitmek olmalı. Son bir tavsiye verelim. Network marketing kopyalamayla alakalıdır. Yani siz beklerseniz takımınız da bekler. Siz sadece satış yapmaya odaklanırsanız takımınız da sadece satış yapmaya odaklanır. Bu yüzden nasıl kalitede bir takım kurmak istiyorsanız sizin de öyle bir lider olmanız lazım. Satışçılar yetiştirirseniz organizasyonunuzun kalitesi bir süre sonra azalacaktır. Eğer lider yetiştirirseniz organizasyonunuz sürekli büyüyecektir. Sizler de güçlü ve sağlam bir takım kurmak için bugüne kadarki tecrübelerinizi ya da tavsiyelerinizi lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketing'den kişisel gelişme, satış pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokul.net'te bulabilirsiniz. Videomuzun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolardan da haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.